Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum. Fibobol YouTube kanalından bir cumartesi günü ve yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki eğitim konusunda aslında geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarımızla, takipçilerimizle yaptığımız sohbetlerde eksik olan bir yer, bir konu olduğunu düşündüm. Ve yine eğitim serimizin gidişatı anlamında da aslında yavaş yavaş bu konunun da sırası geldiğini düşünüyorum. Belki bir miktar daha sonraki, ileriki haftaların konusu olabilirdi. Ancak dediğim gibi hani arkadaşların en azından bu konuda da bir bilinç kazanması için böyle bir konuyu seçmeyi uygun gördüm bu hafta değerli arkadaşlar. Bu haftaki eğitim videomuzun konusu işleme giriş yerleri, pozisyon alış yerleri, işleme hangi alandan, ne zaman girmek gerekir ve yine sıkça trade dünyasında Kullanılan optimal trade entry yani ideal e, ticaret yeri, ideal ticaret giriş şekli diye de adlandırabiliriz. Neresidir bunların üzerine konuşacağız. E, ve yine profesyonel traderların kullandığı bazı teknik analiz yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve e, bir ürünün, bir ticari ürünün fiyat hareketlerinin takibi nasıl yapılır? Fiyat hareketlerini takip ederken e, işte alarmlar Kurmak gerekli mi, değil mi? Veya da dediğim gibi e, takip edilen bir bölgeye gelindikten sonraki süreci nasıl yönetmemiz gerekiyor gibi konuları bu hafta işleyeceğiz. Yani e, genel olarak konumuz işleme giriş şekilleri olacak. Öncelikle hepinizin bildiği destek ve direnç konusu var. Destek ve direnç isimli bir eğitim e, videomuzda, kanalımızda mevcut. İzlemeyenleri de o videoyu izlemesini öneriyoruz. Şimdi çok klasik bir tabiri vardır teknik analizde duymuşsunuzdur eminim. O da şudur. Destek noktasında al, direnç noktasında sat. Destek noktasında al, direnç noktasında sat. Bu teknik analizin özellikle işleme giriş yeri anlamında özünü oluşturan konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla bir ticari ürünün fiyatlanması güçlü bir destek noktasına geldikten sonra bir alım yapmak veya bir ticari ürünün fiyatlanması bir direnç alanına, bir direnç hattına, bir direnç çizgisine geldikten sonra da satım yapmak gayet yerinde bir hareket olacaktır. Tabii ki her zaman diyoruz ki teknik analizin diğer bileşenleriyle birlikte kullanacağız. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte karar vereceğiz diyoruz. Şimdi aslında dediğim gibi bu teknik analiz videolarının her birini izlerseniz her biri sizlerin ufkunda yeni pencereler açacaktır. Ve dolayısıyla her yeni videoyla sizin de kendi denemek çizimlerinizle birlikte kendinizi geliştirdiğinizi ve gerçekten daha güzel işlemlere giriş yapma şansınızın arttığını göreceksiniz. Şimdi destekten al, dirençten sat bu e, ana fikri budur aslında pozisyona giriş yerine. Tabi destek ve direnç noktalarının belirlenmesi apayrı bir konudur. Bir de biraz daha özel, biraz daha e, profesyonel anlamda tam olarak giriş yeri nasıl belirlenir? Ve giriş yerine geldikten sonra neler yapılması gerekir şeklinde devam edelim videomuza. Şimdi destek ve direnç alanlarının belirlenmesi ayrı bir konu dedik. Bununla ilgili videomuz kanalımızda var dedik. Bunu alıp bir yere koyalım ve devam edelim. Destek ve direnç noktalarının tespiti için Fibonacci aracımızı da kullanıyorduk. Ancak Fibonacci aracını işleme giriş yeri olarak nasıl kullanmamız gerekiyor? Fibonacci e, aracını... Çizdikten sonra çalışıp çalışmadığını bir bek testini göz ucuyla kontrol ettikten sonra evet bunlar çalışan değerler şeklinde bir not verebiliriz. Bu nota göre eğer çalışmıyorsa zaten silmenize fayda vardır. Çalışıyorsa da dokunmadan o çizime dokunmadan takibine devam etmenizde fayda vardır. Örnek verelim. Bu bir alt kısımdan yukarı doğru yükselen fiyatlanma olduğunu düşünelim. Birazdan gerçek örnekler vereceğiz çok daha iyi anlayacaksınız. Burası bir destek noktası. Buradan alım yaptığımızı düşünüyoruz. Fiyatlar tabi belli bir zikzak çizerek, belli bir doğrultuda bir şekilde gidiyor geliyor. Ve nihayetinde burada bir direnç noktası var. Direnç noktasından reddedildikten sonra bunun üstünde tutunamıyor ve aşağı doğru inmeye başlıyor. Şimdi bir trader olarak, bir e, tüccar olarak bizim takip edeceğimiz seviyeler bunlar ise bu seviyelere fiyatlamanın inip inmeyeceğine bakmamız gerekiyor ve bu seviyelerde hangi oranları takip etmemiz gerekiyor? Bunları da bakacağız. Ama olayın özü bu seviyelerden bir işlem aramak. Bu seviyelerden kastımı birazdan detaylandıracağım. Nedir ne değildir diye. Ne şekilde işleme girebiliriz diye. Birazdan konuyu detaylandıracağım. Örneğin Fibonacci aracı bazında düşünürsek her zaman klasik Fibo rakamlarımız bizim bunlar. Bunu not edebilirsiniz siz de kendi aracınıza. Burada 0.618 ve 0.65 bandı her zaman ideal bir aslında ee, güçlü bir destek veya direnç noktası olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla örneğin hissenin fiyatlanması veya bir ticari ürünün fiyatlanması şu noktalardayken işte 0.65-0.618 bandına geldikten sonra ben burada bir işlem düşünürüm. Demeniz çok profesyonel bir yaklaşım, çok doğru bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Ancak işleme giriş şekilleri ya videomuzun konusu. İşleme direkt gözümüz kapalı, evet buradan ben bir işlem düşüneceğim şeklinde bir giriş yapmayacağız. Ne yapacağız? Örneğin e, bu ticari ürünün fiyatlanması buradan geldikten sonra diyelim şu noktalarda bu e, direnç hattından döndüğünü şuradan döndüğünü varsayarsak şöyle bir saniye biraz daha yakınlaştırmam gerekecek. Peki. Bu ticari ürünün fiyatlanması buradan başladıktan sonra gidiyor geliyor. En son direnç noktasından reddedikten sonra biz bu kez ne arıyoruz? Bir dönüş arıyoruz. Fiyatlanmanın da şu noktalarda olduğunu varsay varsayalım. 98.55 örneğin. Şimdi 98.55'te iken şu anda fiyatlanma biz ne diyeceğiz diyeceğiz ki benim için ideal giriş alanı şu anda fibonun 0618 ile 065 bandıdır yani burada da zaten yanında da e, fiyatı da gösteriyor bu araç 9695 ile 9635 arasında ben bir yerden işlem düşünüyorum dedik bunun giriş planlaması nasıl olacak e, işte yine Play Store'larda veya Apple Store'larda bazı uygulamalar var. Ve yine kendisinden de alarm kurabiliyorsunuz. Ancak adamlar alarm için bile bizden ekstra para istiyorlar. Dolayısıyla ekstra para vermeye gerek yok. Play Store'da veya Apple Store'da bunun için uygulamalar var. Bu uygulamalardan ben de size tavsiye edebilirim sorarsanız. Birkaç tanesini indirirsiniz. Örneğin hektaş hissesi için tamamen örnek tabi açtık burayı. hektaş hissesi için bir alarm kurabilirsiniz. Fiyatlanma 96.95'e geldiği zaman beni uyar. Veya 96.95 altına indiği zaman beni uyar diye. Bu hissede alarmımız çaldıktan sonra ne yapacaksınız? Alarm çaldı. Hadi gideyim hemen ekleş alayım. Buradan yükselecek demeyeceksiniz. Fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceksiniz. Bundan kastında nedir? Fiyat tekrar dediğim gibi şurada alarm çaldıktan sonra alarmınız çaldı. Ee, takip ettiğiniz ticari ürünün grafiğini açtıktan sonra bu kez buradaki mum hareketlerine bakacaksınız. Buradaki destek hattı çalışıyor mu? Burada reversal bir dönüş var mı? Buna bakacaksınız. Buna nasıl bakacağınızı birazdan Detayları da sizlere vereceğim. Şimdi Optimal Trade Entry konusuna biraz daha detay vermek istiyorum. Optimal Trade Entry'de ne diyorduk? İdeal pozisyona giriş alanı, ideal pozisyona giriş şekli diye düşünebiliriz. Bakın şu sağ tarafta Optimal Trade Entry için bir çalışan Fibonacci değerleri var. Bu tüm dünyada kullanılan değerlerdir. Ben bunu canlı hisse analizlerinde çok sık kullanmıyorum. Ben bunu tamamen kendi çalışmalarımda, kendi alanlarımda, kullanıyorum ve yine özellikle Bitcoin ve altcoin piyasasında çok sıklıkla, sıklıkla kullandığım bir araçtır bu da. Bu da şu değerlerle tamamen bizim klasik Fibonacci çizimimiz şurada bulunan hepiniz biliyorsunuz artık bu alanı Fib düzeltmesi alanından mesela şöyle yaptıktan sonra bunun içine girdikten sonra ayarlar kısmında benim şuradaki verdiğim yani 108 e, özür dilerim 0 %70.50 yani 705 de diyebilirsiniz 0.79 ve 100 şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Bu da tüm dünyada çoğu trader tarafından kabul edilen bir optimal trade entry alanıdır. Aslında tam olarak şurasıdır. Şimdi burada aynı şurada olduğu gibi tabii ki Fibonacci'nin diğer değerlerini de takip edebilirsiniz. Ancak dediğim gibi ben tamamen optimal trade entry giriş istiyorum. Ben profesyonel çalışacağım. Pozisyonlarıma profesyonel olarak giriş yapacağım. İstediğim şey gelmezse başka bir şeye geçerim diyenler için de bunu anlatmak istiyorum. Yine şurada verdiğimiz örneğe göre devam edelim. Tabi burada dalgalanmalar, dalgalanmalar ile devam eden fiyatlanma tepeden direnç alından reddedikten sonra bir dönüşe geçti, bir düzeltmeye geçti. Şimdi burada diyeceğiz ki e, Optimal Trade Enter alanı burasıydı bizim. Yani 70.50 ile 79, %79 düzeltmesi. Bu banda girdikten sonra bir reversal hareket aramam gerekiyor. Reversal hareketten kastım da ne veya da Evet, mesela geçen gün Twitter'da da bir arkadaşımız bir yorum yapmıştı. Hisse sizce buradan döndü mü? Demişti. Hisse aslında bir destek noktasına temas etmişti. Destek noktasından bir alıcı bulmuştu. Daha önceki eğitim videolarımızda demiştik ki fiyat hareketleri salınımlardan oluşur. Yani swing noktalardan oluşur. Örneğin şu anda ör örnek olarak Holo HoloCoin'in bir saatlik grafiğindeyiz ve güncel grafiğindeyiz. Şimdi buradaki salınımda dip noktanın burası olduğunu net olarak görebiliyoruz. Ve tepe noktası da bu alan. Dolayısıyla şu andaki fiyatlanma bu iki swing nokta arasında. Bu dip ve bu tepe noktası arasında gidip gelmeye devam eden bir fiyatlanma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla swing noktalar bizim için bu yüzden kritiktir, bu yüzden önemlidir. Bazı traderlar swing noktaları değil mum kapanışlarını dikkate alırlar. Ancak ben özellikle Fibonacci çizimi yapacaksam swing noktaları yani bu e, iğne alanlarının da dikkate alıyorum değerli arkadaşlar. Peki şimdi optimal trade entry olayına veya ideal işleme giriş yeri nasıl olabilir olayına yeniden geri dönelim. Bu örneğimizde dediğim gibi dip ve tepe noktasını belirledikten sonra Fibonacci tool'umuzu, Fibonacci düzeltme aracımızı en dipten en tepeye sağa doğru çekerek noktasal bir bırakışla, noktasal bir çizimle bırakıyoruz. Çizdikten sonra takip edeceğimiz seviye Şimdi tabi siz şurayı görüyorsunuz ama buradaki dip ve buradaki tepe oluşumundan sonra ben bu Fibonacci'yi çizdiğimi varsayıyorum. Yani şu anda aslında fiyatlanmalar şuralarda gibi düşünelim. Anlamınız için buralarda gibi düşünelim. Bu kez ben ne ne bekleyeceğim? Dedim ki ben e, biraz daha sağlam ayakları yere basan bir traderım ben. Dolayısıyla az önce e, yayının başında anlattığım 0.618-0.65 bandı benim için kritiktir kardeşim. Bu banda gelmeden ben bir işlem düşünmem bu banda geldikten sonra ben bir işleme girerim dediniz ve o anda da ticari ürünün fiyatlanması şuralarda olduğunu varsayalım. Ama daha buraya inmedi. İnip e, inip inmeyeceği de meşhur. Dolayısıyla ne yapacağız? Bir alarm kuracağız. Veya da bunu şurada işte sağda takip edilen e, izleme listesi var. Bu izleme listesine sağ tık yaparak işte bak, bakın burada ne diyor? İzleme listesini ekle diyor. İzleme listesini ekleyip tıklarsanız bu ürünü izleme listesine eklemiş olursunuz ve ilerleyen zamanlarda kolayca buradan o ürüne ulaşıp durumunu kontrol edebilirsiniz. Veya da yine az önce anlattığım alarm kurma tekniğiyle bu işi yapabilirsiniz. Burada alarm kurduğumuzu varsayıyoruz. İşte 10.76 fiyatı indiği zaman alarm çaldığını varsayıyoruz. Bu benim için birinci noktadır. Yani pozisyona girmek için birinci adımım. O da ne? Benim beklediğim ticari ürünün fiyatlanması, gelmesini istediğim noktaya geldi. Güzel diyeceğimiz birinci adımdır. Devamındaki adımlarda ne diyoruz? Reversal hareketler. Reversal mumlar o alandan tepki aldığını gösteren işaretler. Şimdi bu alan şu yakınlaşalım şöyle. Şu dikdörtgen yeşil alan. Şunu biraz daha noktasal yapalım. Bu alan. Şimdi fiyatlama bu alana şöyle bir girdikten sonra şu mumla beraber burada bir alıcı bulmuş hemen kendini yukarı atmış bir şekilde. Alıcılar burada satıcıların açmaya çalıştığı kapıyı iterek zorlayarak geri kapatmışlar. Devamında satıcılar yeniden bu kapıyı açmaya çalışmış alıcılar bu kez yine 1 saatlik grafik bu. Bir saat sonra devreye girerek burada satıcıları tamamen durdurduklarını bu şekilde görüyoruz. Bu bir reversal mumdur. Neden? Tamamen bir yutan boğa şeklinde. Tabii bunların da artık tecrübeyle biraz olacaktır reversal hareketler. Tabi bazı teknik yapılar, net yapılar da var. Onları da anlatacağım birazdan ama bakın bu net bir yutan boğa olduğu için burada bir reversal mum geldiğini düşünebiliriz. Dolayısıyla şurası güzel bir alım noktası olacaktır. Yok kardeşim ben biraz daha garanti işlem istiyorum diyenler için ben biraz daha sağlam bir işlem arıyorum diyenler için ne diyorduk? Kırılımlardan sonra veya destek direnç noktalarından sonra bir de bir pullback, bir de bir retest veya ne diyorlar? Meşhur tabirle onay alma diyoruz. Burada evet alıcılar bu bloğu tutmayı başardılar. Bakın devamında ne görüyoruz? Tutmayı başarıp yukarı attıktan sonra yeniden bu alana bir retest yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şuradaki yeşil mumla beraber aslında çok güzel ideal bir e, işleme giriş yeri olmuştur. Peki devamındaki kar alma noktalarını nasıl tespit edeceğiz? Bir Fibonacci düzeltme aracına göre işlem yaptığımız için buradan işleme girdiysek take profit ilk take profit noktası bu alan. Buraya da geçerse bu alan, buraya da geçerse bu alan şeklinde take Profit yani kar al 1 2 3 şeklinde kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Şimdi bu bizim klasik Fibonacci, klasik Fibonacci aracımızdı pozisyona girmek için. Şu dikdörtgeni de kaldıralım. Şimdi bir de e, tüm dünyada kullanılan optimal trade entry açısından işleme giriş nasıl olacak? Şimdi bu Fibonacci'yi gördünüz, ne kadar güzel çalışmış, güzel noktasal temaslarla ilerlemiş. Dolayısıyla bize bir güzel bir işleme giriş şansı vermiş. Peki optimal trade entry'e göre girseydik, daha mı noktasal olacaktı, daha mı iyi olacaktı? Bakalım. Burada OTE2 OTE şeklinde benim bir ayarım var az önce anlattığım. Ona bir bakalım ne durumdayız. Evet. Bakar mısınız? Ne kadar noktasal olduğuna lütfen bakınız. Yani e, sadece tool'un yapısını değiştirdim. Bu klasik Fiboy'du. Bu klasik Fiboy'du. Bakın buradaki dipten buradaki tepeye çekmiştim. Bu da benim için Optimal Trade Entry. Yani tüm dünyada kabul edilen bir e, işleme giriş noktasıdır. Bakın fiyatlanma ne kadar noktasal gitmiş. Yani şiir gibi derler ya. Aynı şiir gibi. Yukarı kadar çıktıktan sonra birebir dönüş yaptığı yer ve tepki aldığı alan. Şimdi bu yine az önce olduğu gibi burada da eğer bu Optimal Trade Entry'yi kullanacaksak 10.69 örneğin fiyatlanma. 10.69'a geldiği zaman beni uyar diye bu coin için bir alarm kurduğunuzu varsayalım. Alarm çaldıktan sonra ne yapacaksınız? Şurada o alarm çalacaktır emin olun. Şu VİT beraber, iğne ucu ile beraber bu alarm çalacaktır. Alarmdan sonra ee, mum hareketleri, reverse hareketlere bakacaksınız. Aslında bunun daha güzel, daha ideal bir giriş yeri var. Evet burası iyi bir giriş yeri ancak bunun teyidini nasıl alacağımızı şimdi anlatacağım. Diğer örnekle devam edelim. Örnek olarak devam edelim. Vestel, Beyaz Eşya, Sanayi ve Ticaret AŞ. Şu anda buradaki simit noktalar nereler? Net olarak görüyoruz ki şurası en dip nokta, burası da en tepe nokta. Az önce belirlediğimiz optimal trade entry Fibonacci çizimimize göre Fibonacci'ye tıklayalım en dip noktaya bir işaretleme ve en tepe noktaya doğru gidelim. Bakın neredeyiz şu anda? Evet. Şimdi bakın tam olarak bu banttan ne kadar güzel bir dönüş almış. Gerçekten hani optimal trade entry burada hakkını vermiş. Peki dönüş mumundan bahsettik. Bakın yine bir retest olayı var. Burada bir döndükten sonra burada bir döndükten sonra şurada bu kez yeniden retest yaparak yoluna devam ettiğini görebiliyoruz. Yine harika bir retest olayı burada da söz konusu. Peki şimdi asıl anlatmak istediğim benim şey benim şu. Evet bir reversal hareket var mı? Var. Ancak emin olamadınız diyelim. Ya da daha netleştirmek istiyorsunuz. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Öncelikle bu bir, bir saatlik zaman dilimi ve şuradan sonrasını yok sayalım. Şöyle bir kırmızı mum geldiğini Farz edelim elimizde bir zaman makinesi olsun ve günlerden perşembe 24 Ağustos saat 16'ya geri dönmüş olalım şu andaki mumun tarihi ve saati. Şimdi buraya ben şu şekilde bir işaret koyacağım ki bu alanı kaybetmeyelim. Burada bir yeşil alan geldi bir dönüş bir reversal mum. bu arada bu güncel grafik arkadaşlar. Ancak da kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak değil, tamamen eğitime örnek amaçlı seçtiğim bir hisse senedidir. Burayı e, tıkladığımı varsayıyoruz. Yani buradayız biz şu anda. Bugüne geri döndüğümüzü varsayıyoruz. Şimdi saatlik zaman diliminde evet bir reversal hareket geldi. İlk gelen neydi? Az önce anlatmıştım. Benim için ideal giriş alanına bu hissenin fiyatlanması, bu ticari ürünün fiyatlanması geldi. Bu cebimde e, tüm koşullar yerine getirilmedi ama birinci koşu şu anda benim cebimde. Dolayısıyla algılarımı açacağım, dikkatlerimi açacağım. Ve artık bu hissede bir pozisyon düşünmeye başlayacağım. Bu hisse şu anda artık benim radarımda, benim takibimde. Dolayısıyla bir de reversal mum bekleyecektim ben. Doğru mu? O reversal mum da geldi mi? O da geldi. Bakın tam şu işaretlediğim dediğim mum. E, tüm koşullar hala elverişli değil ama 2'de 2 devam ediyoruz. Güzel. Bu hisseye olan e, ilgim, sempatim, sevgim biraz daha arttı şu anda. Peki devamında neler yapabiliriz? Ben biraz daha onay istiyorum. Sonuçta para bağlıyorum. Paramın da ...heba almasını istemiyorum... ...biraz daha onay istiyorum diyenler için de... ...bu işin ve yine... ...profesyonel traderler tarafından da kullanılan yöntemlerden biridir. Burada... E, ...bu alandan sonra... ...reversal hareket başladı mı başlamadı mı... ...bunun net tespiti için... ...bir saatlik zaman dilimiydi bu... ...biraz daha düşük zaman dilimine inip... ...biraz daha onay almaya... ...onay aramaya çalışmak gerekiyor. Bu günlük bir grafik olsaydı... ...bu kez 4 saatliğe veya 1 saatliğe inecektik. 1 saatlik grafik olduğu için... 5 dakikalık grafiğe bir iniş yapmak istiyorum. Şimdi işaretlediğim alanda burada arkadaşlar. Bakın şimdi. Lütfen buraları çok dikkat dinleyin. Çünkü e, bu bu konuyu anladığınızda emin olun, e, para kazanacaksınız bu işlerden. Şimdi düşük zaman dilimine indik. Buradaydık. Biz burada bir yeşil mumu gördük. Düşük zaman dilimine indik. Düşük zaman diliminde arayacağımız şey yeni bir market yapısı, yeni bir bullish bir market yapısı. Bu bullish market yapısını da artık market yapısını anlamak bir ve market yapısını anlamak iki şeklinde YouTube kanalımda iki tane video var. Bunları da izlerseniz daha iyi anlayacaksınızdır. Şimdi burada market yapısını nasıl tespit ediyorduk? Ee, düşüşler ve düzeltmelerle tespit ediyorduk. Burada bir tepe alanı, bir düşüş, bir tepe alanı, bir düşüş, bir tepe alanı, bir düşüş. Bakın şuradaki tepe alanı yaptığı tepe alanı, buradaki tepelerden yüksekte olduğu için. Şu noktada benim için bir market structure break gelmiş. Dolayısıyla benim için artık bir bu iş yönlü işlem almanın zamanı gelmiş demektir. Dolayısıyla bu alandan sonra tabii biraz daha çok daha detaylı bir konu bu ama evet ben burada işleme girmeyi düşünüyorum dedik. Peki bu dar alanda, bu mikro alanda bizim swing noktalarımız neresi? Bakın burası dip noktası, burası tepe noktası. Bir de ben o noktadan dip ve tepe noktasından bir Fibonacci düzeltme aracı çektiğimde bakın artık yine neredeyse hemen hemen bu noktadan bir dönüş aldığını görüyoruz. Bu noktaların birden fazla kez test edildiğini görüyoruz ve nihayetinde yani şu noktadan işleme girseniz bile zaten canınız yanmazmış. Tabii bu küçük zaman dilimi olduğu için belki kar belki marj imkanı biraz daha düşük olabilir. yol gerçek gayet yerindeymiş. %2.75 şeklinde bir kar almış olurdunuz şu anda benim bu anlattığım optimal trade entry olayını kullanmış olsa olsaydınız. Devam edelim birkaç örnekle daha biraz detaylı biraz karmaşık bir konu olabilir ama artık siz de e, teknik analiz konusunda kendiniz geliştiriyorsunuz. Anlayacağınızı düşünüyorum. Bir güzel örnekle daha devam edelim. Başka bir örnekle devam edelim. Kontrolmatik Teknoloji olarak e, örnek hissemiz şu anda Kontur. Şimdi kontür de şu alanda burada tabii swing noktaları önce belirleyeceğiz. Yani dip ve tepe noktalarını belirleyeceğiz. Bakın burası en dip nokta. Noktası olarak bakıyoruz bakalım. Burası da en tepe nokta. En dipten en tepeye çektiğimiz optimal trade entry içeren Fibonacci düzeltme aracımızı çizdiğimizde ne diyeceğiz? Bu alana bir geri dönüş arayacağız. Bakın şu banda bir geri dönüş arayacağız. İlk yapmamız gereken şey bu. Optimal trade entry'de. Bu alana bir geri dönüş geldi mi? Gelmiş mi? Gelmiş. Alarmımız çaldı mı bu noktada? Çaldı. Şimdi ne yapacağız? E, reversal bir mum geldi mi? Geldi. 2'de 2 devam ediyoruz. Hatırlayın deki birinci konumuz aramın çalması yani ticari ürünün fiyatının istediğimiz seviyeye gelmesi. İkincisi de bir dönüş mumu atması. Aynı burada olduğu gibi direkt yutan bir boğa eee dönüş mumu attığını görüyoruz ikideki. Ama bana yetmez. Ben sağlamcıyım, sağlamcıyım diyenler için de ne yapıyorduk? Bir onay, bir confirm hareketi daha arıyorduk. Şu dikey çizgiyle şurayı belirleyelim. Bakın biraz daha bu sefer zaman dilimini yüksek tuttum ki daha iyi anlayın. 4 saatlikten de 15 dakikaya veya 5 dakikaya diyebilirsiniz. Beş dakikaya inelim. Beş dakikaya inelim. Evet neredeydi bizim alanımız şimdi. Tabi mumlar biraz çapraşık karmaşık gelebilir. Şöyle bir trading de şu anda hesaplamalarını yapıyor. Onun da kafası karıştı. Ne yapıyor bu adam acaba diyor galiba. Evet şöyle devam edelim. Yavaş yavaş geliyor. Şimdi 5 dakikayı kabul etmedi TradingView ondan bile para istedi. Çünkü bar sayısı arttı dedi. Ben bu kadar barı hesaplayamıyorum. Bu kadar barı hesaplamamı istiyorsan bana biraz para ver kardeşim dedi. Ben de hayır vermiyorum dedim. 5 dakika değil, 15 dakika değil kabul etmedi. 30 dakikadan bakalım sorun değil. Önemli olan buradaki mantığı anlamanız. Şu yeşil çizgimizi şu 0.79 alanımızın alarmını 4 saatlik zaman diliminde çaldığını biliyoruz şu anda. Peki küçük zaman dilimine indikten sonra ne arayacağız? Bir reverse hareket için Az önce anlattığım gibi yeni bir yüksek tepe arayacağız. Yani market yapısının en azından 30 dakikalık zaman diliminde bu işe evrildiğini bize gösteren yeni bir tepe aramamız gerekiyor. Bu yeni tepede bakın aslında şurada bir tepe var mı? Yok burada da aslında direkt düz gitmiş. Evet şu nokta. Şu nokta şöyle ve şöyle. Peki. Şimdi baktığınızda ben bakın burası tepe noktası. Burası tepe noktası. Burası dip. Burası... Bakın yine alçak bir tepe. Buradan alçakta hala bearish devam ediyor. Şu kırılım gelmesine rağmen şurada. Ancak burada yeni bir yüksek tepe yaptığını görüyoruz. Bakın burası yeni bir yüksek tepe alanı. Dolayısıyla benim için harika bir işleme giriş alanıdır. Şimdi ne dedim? Burada da ben bana bu da yetmez diyenler için burada da bir kısa çalışma, bir mikro çalışma. Burada da bakın buradaki simik nokta ile üstte yaptığı simik noktayı alıyoruz. Tabi burada direkt 79'a inmemiş ama burada da muhtemelen başka bir Fibonacci değerinden klasik Fibo yapalım. Evet başka bir 0.2 IQ yani 0.5 seviyesinden geri döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu işlemde bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi hocam neden 0.79 0.70 yani 705 seviyesini anlatıyorsun? Bu dediğim gibi tüm dünyada kullanılan bir teknik olduğu için ben bunu anlattım değerli arkadaşlar. Nitekim bizde de bizim borsamızda da kullanılıyor ve çalıştığını net olarak görüyoruz. Her zaman buna göre çalışmak zorunda tabii ki değilsiniz. Bu e, sizin tamamen optimal trade entry e, yaklaşımınıza bağlıdır. Bana göre optimal trade entry net olarak bu rakamlardan oluşur diyemem. Ben Fibonacci'nin tüm rakamlarını çok seven, Fibonacci'nin tüm rakamlarını çok e, kullanan bir insanım. Beni takip edenler biliyorlar. Dolayısıyla evet ben bunu hani bilmeniz için anlattım. Çünkü emin olun karşılaşacaksınızdır Twitter'da, çizimlerde YouTube'da eğitim videolarında karşılaşacaksınızdır. Hocam bana niye bunu anlatmadın demeyin diye anlattım aslında bu Optimal Trade Entry oranlarını. Kullanmayı iyi bilirseniz, güzel kullanırsanız emin olun güzel karlar elde edeceksinizdir. Şimdi reverse hareketlere devam edelim. Hani işleme giriş şekilleri yok konumuz. Bakın örnek veriyorum burası bir destek hattı olduğunu varsayalım buranın. Şuranın bir destek hattı olduğunu ben varsayıyorum şu anda. Bu destek hattından bir tepki aldığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Peki, dediğim gibi bunun tepki aldı, tamam bir yeşil mum geldi diye şart diye girmememiz gerekiyor. Aslında işte onay diyorlar, retest diyorlar. Bunun retestinin şöyle bir tekrar kırdıktan sonra bir geri dönüş şeklinde yapılması ve onay almış olması harika bir yer olacaktır işleme girişi için. Ancak bazen fiyatlanma bize bu imkanı vermeyebilir. Direkt böyle yeşil bir mum, burada dediğim gibi yutan bir boğa net olarak var, yanında bir de konfirme yeşil bir mum var. Ve yine bu da bana yetmez diyenler için 4 saatlik zaman dilimindeyseniz bir 5 dakikalı inin, 15 dakika inin, 30 dakika inin ve az önce bahsettiğim yeni bir tepe aramaya çalışın. Yakın zamanlı bir örnekle devam edelim. Beni takip edenler Twitter'dan, Telegram'dan biliyorlar. Logo hissesi, logo yazılım sanayi. Günlük grafikteyiz. Günlük grafikte ben bazen yine Twitter'da paylaşıyorum. Diyorum ki işte şu hisse destekte. İşte X hissesi desteğe geldi diyorum. Bunu ben direkt alım yapın diye paylaşmıyorum. Takibe başlayabilirsiniz. Destekte şu anda bir dönüş gelme ihtimali var diye paylaşıyorum. Dönüş gelecek veya hadi girin bakalım bu isteği diye paylaşmıyorum. Örneğe dönelim. Logoda böyle bir destek attı ben çizmiştim ve yine logo destekle diye bir paylaşım yapmıştım. Evet logo destekte bu gerçek zaten. Bakın burada güzel çalışan swing noktaların oluşturduğu ve yine aslında bu noktadan bir tepki aldığını fiyatlanmanın gördükten sonra ben bu iki çizgiyi destek hattı olarak çizdim. Dolayısıyla Fiyatlanma en son buraya şöyle bir ziyaret yaptıktan sonra, konuşamadım. Böyle bir ziyaret yaptıktan sonra yeniden kendini yukarı atmayı başardığı için benim için burası hala çalışan bir destektir. Peki. Peki. Şu son mumları e, görmezden gelin arkadaşlar. Şöyle bir yeşil mum geldi. Şöyle bir yeşil mum geldi. Bakın şuradaki gibi. Şimdi benim için evet destekten tepki aldı. Ben buradan pozisyona gireyim mi? Demektir. Hayır. Birinci kısım geçerli. Destekten tepki aldı. Evet doğru. Buraya geldi, yukarıdan aşağı indi, destek noktasına geldi ve bir tepki aldı. Evet tepki aldı doğru. Ama bir giriş yeri değildir. Biraz daha net, biraz daha e, konfirme hareketler görmemiz gerekiyor. Bunları nasıl göreceğiz? Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Burası çok önemli bir konu. Çünkü çok sık karşılaşacaksınız bu örneklerle benim çizimlerimde de. Burası günlük grafik ve burada destek noktasından tepki alan bir mum söz konusu. Yani birinci nokta hissenin destek fiyatına inmesi. ikinci nokta destekte bir reversal mum atması. Evet attı ama yeterli değil. Günlük grafikteyiz. Günlükten bir saatte inelim. Bakalım küçük zaman diliminde neler yapmış hissenin fiyatlanması. Ne diyordum? Evet bir dönüş başladı demek için yeni bir tepe yapması lazım hissenin ki ben o zaman bir işleme giriş düşünebileyim. Şimdi peki e Bakın burası bir swing noktaya bir tepe nokta. Buradan buraya bir düşüş var. Daha sonra buraya tekrar bir tepe var. Daha sonra bizim destek hattına gelmiş fiyatlanma. Ve buradan güzel bir mumla geri dönmüş ve buraya kadar çıkmış. Buradan da aşağı doğru iniyor. Peki arkadaşlar şurayı şurayı görmediğinizi varsayın. Burası yok kabul edin. Şimdi burası benim son tepe noktam mıydı? Evet. Destek hattına bir ziyaret gerçekleştirdi mi? hissenin fiyatı gerçekleştirdi. O zaman ben neye bakacağım arkadaşlar? Bakın bu tepe noktasının kırılıp kırılmadığına bakacağım. Tepe noktasının kırılmış mı? Şunu bir sileyim. Bakar mısınız? Nasıl noktasal çalışmış? Tepe noktası kırılmadığı gibi, bakın kıramamış, denemiş aslında. Ya yani çok kritik bir alan burası. Ya yani burası alıcılarla satıcıların arasındaki savaşlarda tarihe geçecek bir meydan muharebesi. Neden? Çünkü bu alan yukarı kırılsaydı, bu kez düşük zaman diliminde de bir market kırılımı gelmiş olacaktı. Ve o zaman belki, belki de hissenin fiyatlanması yukarı doğru gidecekti. Ancak burada tam bu alandan red yediği için burada e, bir eşit tepeler oluşmuş. Eşit tepeler oluştuğu için hissenin fiyatlanması da buradan aşağı doğru yıkılmış arkadaşlar. Çok güzel, çok harika bir örnek. Şimdi e, anlamınız için çok böyle kısa yine e, özet geçmek istiyorum. Evet hisse, hisse destek noktasına geldi. Benim burada alarmım çaldı. 4 saatlik bir günlüğü alalım. Benim burada alarmım çaldı şu noktada. Ben logo'da şu an bir pozisyon düşünüyorum diyelim ki. Logo'da pozisyon düşünüyorum ama gireyim mi girmeyeyim mi kararsızım. İşte o zaman günlük zaman diliminde bunu yaptıysan 1 saatliğe inmende fayda var. 4 saatlikte bunu yaptıysan 30 dakikaya, 15 dakikaya inmende fayda var. Ve yine 1 saatlikte bunu yaptıysan 5 dakikalıkta da bir onay araman gerekiyor. Dolayısıyla burada evet bir dönüş oldu ancak buradaki son tepe alanının kırılması lazımdı ki benim için hissenin fiyatlanması tamamen buruş olsun ve öyle gitsin. Olayın özü bu arkadaşlar. Bir örnek daha vereyim ondan sonra yayını sonlandıracağım. Bu kez de değerli arkadaşlar bir satış yönlü örnek verelim. Yani bir direnç yönlü bir örnek vermek istiyorum. Tabi e, şimdi burada şu alanı yok sayalım bu kez de. Şu alanı yok sayalım. Örnekleri özellikle böyle seçiyorum ki iyice kafanızda yer etsin. Bu alan yokmuş gibi düşünün lütfen. Swing noktalarımız tepe noktası ve dip noktası. Tepeden dibe doğru bu kez bir tip düzeltmesi çektiğimde bakın şu band benim için e, biliyorsunuz artık 0.65-0.618 bandı benim için çok kritik bir direnç alanıdır. Dolayısıyla fiyatlanma eğer yukarıdan aşağı inip buraya geldik, geldikten sonra ben şu anda bir işleme girdiysem hasbel kadar burada artık benim için bir kar alma noktası oluşmuş demektir. Neden? Çünkü burası dediğim gibi kritik bir direnç alanı. Peki Optimal Trade anlamında bize bir şey vermiş mi? Evet o anlamda da çok güzel bir şey vermiş. O anlamda devam edelim. Peki. Bakın o anlamda da noktasal. İşte bu noktasal çalışması çok güzel. bu de. Yani, Diğeri gibi karmaşık değil. Bakın 70.50 seviyesinden net bir geri dönüş olduğunu görüyorum. Peki yine bu e, yüksek zaman dilimi düşük zaman dilimi çalışması yapalım. Bu noktada bu hissenin direnç alanından reddedildiğini ben günlük grafikte görüyorum. Ve farz edin ki şu yok. Şu alanlarımız yok. Daha henüz Hiçbir şey belli değil. Benim bu hissede bir pozisyonum var. E, ee, kar, karda olduğumuzu düşünelim ve bir direnç alanında ziyaret geldi. Normalde bir direnç alanında e, pozisyonu, yani satış yaparsanız kimse size kızamaz. Çünkü bir direnç noktası orası. Temel analizi, teknik analizin özünde de destekten al, dirençte, dirençten sat olduğuna göre bu noktada satabilirsiniz. Onda sıkıntı yok ama konfirme şeyler, biraz daha profesyonel adımlar atmak için. Evet direnç alanına geldi de şu anda günlük grafikteyiz. Ne yapalım bir, bir saatte inelim bakalım ne durum. Ne pozisyonumuz var bir satış yönlü veya da hani ne diyelim e, short yönlü işte bir sözleşme açacağız. Sözleşme bir yoktan sözleşme kovalıyoruz diyelim. Short yönlü bir işlem almak acaba mantıklı mı diye düşünelim. Şu noktada e, direnç hattına bir ziyaret gerçekleştiğini zaten saatlik zaman diliminde de gördük. Peki saatlik zaman diliminde bize ne lazım? Aynı diğerinde yüksek tepe lazımsa bunda da yeni bir dip lazım değerli arkadaşlar. O yeni dibi de nerede bulacağız şöyle bakalım tabii saatlik zaman dilimi olduğu için biraz daha mumların yapısı biraz daha saçma hareketler yapabiliyor. Ancak şöyle bakabiliriz. Şuradan bir başlayalım. Buradan zaten yükseliş başlıyor şu noktaya. Hatta şu noktaya kadar yükseliş başlıyor. Şu noktada bir konsülde olma. Şu noktaya kadar devam ediyor. Aslında şurada bir diye tip ama hadi onu saymayalım. Evet bu noktada bizim direnç alanımız. Doğru mu? Bizim direnç alanımızdan aşağı doğru iniyor ve bu şekilde bu kez ne yapıyor? Şu alanda bu hisse benim için yeni bir dip yapıyor. Şimdi kırılım da gelmiş. Yeni bir dip yaptığı için artık bu hissede bu hisseyle vedalaşmanın zamanının geldiğini ben burada düşünürüm. Yani şurada satış yaptığını düşünürseniz zaten şuradaki düşüşten etkilenmemiş olacaksınızdır. Bir de böyle satış yönlü örnek vermiş olduk. Değerli arkadaşlar yavaş yavaş konuyu sonlandıralım. Şöyle bir örnekle konuyu sonlandırmak istiyorum. Teknik bileşenler bir bütündür. Hepsini öğrenmek bir şekilde pratiğe dökmek gerekir. Örneğin bu Karsan hissesinde son yaptığı tepeden son yaptığı dibe bir fib düzeltmesi çektiğimde optimal trade entry rakamlarının ne kadar güzel çalıştığını görüyorum. Bakar mısınız? 705 ile 779 seviyesinin ne kadar güzel çalıştığını ve bakın hissenin tam olarak bu alandan bir red yediğini ve bu alanı geçmekte zorlandığını görebiliyorum. Ancak her zaman bu seviyeler takip edilmez. Fibonacci'nin tüm seviyeleri önemlidir. Ve yine sadece Fibonacci de takip edilmez. Bakın aynı zamanda burada bir de bir yükselen trend çizgisi var. Bunu da takip edeceğiz. Aynı zamanda burada bir de equal lows yani eşit e, dipler var. Bunu da takip edeceğiz. Şimdi bu e, burada çalışan bir e, optimal trade entry örneği iken, bakın hemen yanında yöresinde, berisinde bir de şöyle e, şu dipten çektiğim bir Fibonacci'nin EQ seviyesinden dönüşünü görüyorsunuz. Bakın. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle yakınlaşalım. EQ seviyesi de burası. Şunu demek istiyorum. Aslında bu e, oranların tamamını bilmeniz, tamamını kullanmanız e, elzem. Yani sadece 0.78'e göre işlem alayım ben. Hadi bakalım derseniz bu kez de belki de birçok işlemi kaçırma şansınız olacaktır. Ancak e, konuyu toparlayalım. Burada konunun özü şu arkadaşlar. Konunun özü bir hissenin fiyatı bir destek noktasına geldiğinde işlem almak için acele etmemek, işlem almak için konfirme hareketler gözlemek ve yine belki hacmi kontrol etmek, belki momentum'u kontrol etmek mutlaka sizin faydanıza olacaktır değerli arkadaşlar. Bu haftaki eğitim videosu da dediğim gibi Optimal Trade Entry'ye biraz giriş yapmış olduk. Çok detaylı bir konu, çok daha emin olun çok fazla detayı var bunun. İlerleyen eğitim videolarında bunları da vereceğiz. Ancak özellikle Twitter'da ve Telegram'da bana gelen sorularda destek hattına geldikten sonra bir işleme girmek lazım mı? Buradan işleme girilir mi? Şeklinde gelen sorulara ayrıntılı, detaylı bir video eğitim videosu ile cevap vermiş oldum. İdeal işleme giriş yerleri, destek ve direnç noktalarının kullanımı, high time frame'den low time frame'e, yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine analizler nasıl yapılır? Kabaca bunları işlemiş olduk. Hepinize Bol kazançlar diliyorum. Emek saygı anlamında lütfen abone olmayı ve yayını beğenmeyi de unutmayınız. Hoşçakalın değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.